Fenerbahçe'ye şimdi bir dönüş yapacağız. Bu saati de sarı lacivertlerle kapatacağız. Ozan Zeybek yayınımıza dahil olacak. Kendisinden Fenerbahçe'nin performansını değerlendirmesini rica edeceğiz. Ozan Zeybek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese sevgiler, saygılar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe... Sevgili Ozan'a selam, saygılarımı sunarım. Ozan, futbola geri dönüyorsun galiba. Seni şimdiye kadar hep şık, daha resmi kıyafetler içinde görüyorduk. Bugün ilk defa spor kıyafetle görüyoruz. Hayır. Kaldım. Bu beni daha da mutlu etti. Bu benim de sevdiğim tarz. Yok. Ben böyle çıkmak istemiyorum yayınlar aslında. Gömleğim olmayınca, ceketim olmayınca, ama bugün yurt dışındayım şimdi hocam. Yolculuk yaparken de bir kafeye girdim. Size bağlantı yapıyorum şu anda. Hareket halinde. Böylesi çok daha rahat hocam. Oyun disiplini böyle bir şey işte. Maç disiplini böyle bir şey. Evet. Ozan Zeybek Fenerbahçe Hatayspor'a karşı kazandı. Son maçlarda olduğu gibi yine ilk 10 dakikada skoru buldu. Rakibin gardını düşürdü. Daha da farklı bir neticeye doğru gidebilirdi sarı lacivertler, ama ikinci yarı biraz daha vites düştü İsmail Kartal'ın öğrencileri. Buna rağmen bence çok rahat bir galibiyet aldı. 4-2 kazandı. Nasıl buldunuz performansı? Şimdi rakibin gardı düştü dedin Kerem. En önemli noktalardan biri bu. Fenerbahçe'de bir alışkanlık haline geldi. Oyunu ilk dakikalarda koparabilmek iştaha kursağında kalıyor rakiplerin. Bu şekilde de hele kendi sahasında böyle ilk dakikalarda skor bulduğunda bir anda oyun planının hepsi değişiyor. Oyuncular şaşkın bir şekilde hem birbirlerine bakıyorlar hem yanda teknik adamlarına bakıyorlar. Nasıl bir hamle yapalım? Erken gol şokunu atlatmak zor oluyor. Hızlı tempolu oynayan, iştahla oynayan bir Fenerbahçe var. Kadro yapısını çok beğeniyorum bu sezon. Özellikle yani Fenerbahçe'yi sezonlardır konuşuyoruz. Hep bir eksiği vardı. Sol beki düzgün oluyor, sağ beki olmuyor. Kalecisi iyi oluyor, santraforu kötü oluyor. Forveti iyi oluyor, orta sahası boş kalıyor. Bu sezon özellikle çıkan ilk 11, yani haftalardır zaten ilk 11'i kullanmaya çalışıyor teknik adam da. Muhteşem iş yapıyor diye düşünüyorum. Ama bu 11'den 2 kişi eksik kalırsa çark değişir mi? O zaman işler değişir mi? Tabii onu yaşamak lazım. Ama bu gidişatta şu ana kadar oynadığı futbolla Fenerbahçe önemli işler yapıyor. Fenerbahçe henüz büyük takımla oynamadı diyenler var. Büyük işler yapmadı. Yani büyük takıma karşı oynamadı veya ciddi bir takıma karşı oynamamış gibi yorumlar yapılıyor. Ben bunlara karşıyım. Fenerbahçe'nin hani oynadığı oyun şu var. Hani takımlar mı zayıf acaba? Kadrolar mı zayıf? Hayır, Fenerbahçe oynamasına izin vermiyor. Bu sene en önemli özelliği Fenerbahçe'nin diğer sezonlara göre veya diğer takımlara göre baktığınızda çabuk oynamayı, hızlı oynamayı öğrenen bir Fenerbahçe var. Bu da çok büyük bir avantaj Fenerbahçe adına. İkinci yarıda da İsmail Kartal'ın oyuncuları oyunu rolantiye aldı diye bir yorum yaptın galiba şimdi bana söylerken. Öyle pas attın diye düşünüyorum. Şunu da söylemekte fayda var. İkinci yarı İsmail Kartal oyuncu değişikliklerinden sonra oyun bu duruma geldi. Yani ben dün oyuna, bazen deriz ya teknik adam oyuna müdahaleler yaptı. Mesela Manchester maçında İngiltere'de Okan Buruk'un hamleleri, ilk 11 dizilişi ve yaptığı hamleler, o stratejik tarzı, başlangıç ve hamle stratejisiyle Manchester'ı İngiltere'den inip gelen bir Galatasaray vardı. Ne dedik? Teknik adamın hamleleriyle, doğru hamleleriyle bu işler oldu diye hep yorum yapıyoruz. Fenerbahçe'de dün ben İsmail Kartal'ın hamlelerini beğenmedim. Yani iyi giden bir oyunu zayıflattı Fenerbahçe adına. Şimdi neden bunları söylüyorum? Zayıfı oyuna alıyorsun, örnek veriyorum. Crespo'yu belki küstürüyorsun. Yani Fenerbahçe bazı birkaç tane oyuncu var. Eski sezonlarda, geçmiş sezonlarda Fenerbahçe'de 5-6 tane bu takımın oyuncusu değil bu oyuncu diyebileceğim oyuncular vardı. Bu kez birkaç tane oyuncudan bunları bahsedebilirim. Yani Zayt bunlardan benim gözümde ilk başta gelen oyunculardan biri. Zayt'ı oynatıyorsun, Crespo'yu küstürebilirsin. Umut Nair'i oynatıyorsun, Batshuayi'yi küstürebilirsin. Sana Batshuayi daha çok lazım. Sana Crespo daha çok lazım. Fantaziye gitmemek lazım. Oyun ciddiyetinde ve kurgu düzeninde, disiplinden ayrılmadan bu tercihleri iyi yapabilmek önemli Fenerbahçe adına. Ama genel anlamda Fenerbahçe kusursuz demeyelim, kusursuz hiçbir konu yok, futbolda da kusursuz diye bir şey yok, ama çok iyi işleyen, mükemmele yakın bir Fenerbahçe var Kerem. Ozan Zeybek, sırada Fenerbahçe'yi bekleyen bir Avrupa mücadelesi var, galibiyet serisi de sarı lacivertlerin söz konusu. Evde Ludogorets'le oynayacak Fenerbahçe. Ciddi bir rotasyon bekliyor musunuz? Seri devam eder mi?
Şimdi ciddi bir rotasyon dediğimizde milli takımdan, milli maçta Samet'in nasıl oynadığını gördük. Dün Fenerbahçe takımında sonradan oyuna giren Samet'in nasıl hatalar yaptığını gördük. Şimdi burada çok radikal değişikliklere gitmemesi lazım teknik adamın. Riske girmemesi lazım. Ludogorets çok büyük bir yara aldı. Çok büyük bir farkla yenildi deplasmanda. Son maçında 7 tane gol yedi diye hatırlıyorum. Yani bunlar, onlar da bir şeyler yapabilmek için buraya geliyorlar. Ama normalde baktığımızda Fenerbahçe'nin kalibre olarak alt sınıfında bulunan bir takımdan bahsediyoruz. Ben Fenerbahçe'nin artık böyle bir kadro kurmuşken ve işler bu kadar yolunda giderken, şu anda rekorlardan, rekorcuklardan bahsederken, bu konferans liginde kafaya yerleştirmesi lazım, filan oynaması lazım diye düşünüyorum. O yüzden riske girmeden buradan lider çıkabilmek çok önemli. İstanbul'daki maç o yüzden çok önemli. Bulgaristan'daki maça yani yine burada kazanarak gitmek, orada da aynı şeyi yapabilmek önemli. Çünkü seni direkt Mart ayına atacak liderlik, bu gruptan lider çıktığın anda Mart ayına gidiyorsun. Ondan sonra final oynayabilmek için çift ayaklı maçlar, birinci takımı eğiliyorsun, ikinci takımı eğiliyorsun, iki ayaklı maç, son maç, tek maç, final oynuyorsun. Yani bunları becerebilmek Fenerbahçe'nin şu anda elinde diye düşünüyorum. Başkasının ağzına, başkasının eline bakmayan bir Fenerbahçe var. O yüzden işi ciddiye alması lazım. Dirençli bir orta sahayla, fantezi aramadan dirençli bir orta sahayla çıkması lazım. Ludogorets takımının yetenek veya kalite anlamında Fenerbahçe'den geri olduğunu ama fiziksel anlamda en büyük sermayeleri direnç ve fiziksel güç olduğunu belirtmekte fayda var Kerem. Ozan Zeybek, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler, sevgiler, saygılar. İyi tatiller sevgili Ozan. Teşekkür ettik Ozan Zeybek'e. Fenerbahçe ile yine devam edeceğiz. Sonraki saatte Galatasaray'a döneceğimizi belirtelim. Okan Buruk'un basın toplantısını da yine Aspor ekranlarında canlı olarak sizinle paylaşacağız. Icardi'nin merak edilen son durumuna dair de hoca mutlaka sorulara yanıt verecek. Murat Özbostan, nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? İlk yarıda sarı lacivertliler aslında soyunma odasına gidildiğinde maçı %99 bile diyebilirim rahatlıkla bitirmişti. 4-2'likte skoru aldı İsmail Kartal'ın öğrencileri. İyi buldunuz mu futbolu? Ya bir kere yani sezon başından beri, daha doğrusu Avrupa maçlarından beri yani süre gelen artık 17 maçlık bir seri. Yani bu maç öncesi 16'ydı. İşte dünkü maç itibariyle galibiyet serisi 17'ye çıktı. Bu başlı başına Fenerbahçe'nin motivasyon kaynaklarından biri haline geldi. Yani burada hafta içinde de yaptığımız bir programda Hatay maçında firesiz geçeceğini ve serisini devam ettireceğini ben de ifade etmiştim. Diğer konuklar da ifade etmişti açıkçası. Yani Hatay'ın yenilgisiz oraya gelmesi ya da Hatay'ın bir sürpriz yapabileceğini ben düşünmüyordum. Nitekim de öyle oldu. Fenerbahçe zaten ilk 10 dakikalarda hemen golü buluyor. Müthiş bir baskıyla başlıyor. Yani klasik olacak ama herkes artık aynı şeyi düşünüyor. İşte çok iştahlı, inançlı, istekli, arzulu ne arasanız Fenerbahçe'de. Hem Fenerbahçeli futbolcularda hem de tribünlerde var. Bir kere tribünlerin ciddi derecede Kadıköy'de artık Fenerbahçe'nin ben bu sezon maç kaybedeceğini düşünmüyorum.